Senem Sultan'ın sesi geliyor yoldan. Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Sesim biraz boğuk bence çıkıyor çünkü hava çok serin arkadaşlar. Gerçekten serin hava var. Güzel bir köy sabahıyla ve doğal organik tereyağı yapımı var arkadaşlar. Uzun zamandır sizlerle paylaşmıyoruz. Bu tereyağı yapımını ve güzel bir köy kahvaltısını bugün sizlerle paylaşacağız inşallah. Biraz önce sessiz güzel bir sabaha tam kapıdan çıktım yukarıdan. 3 dakika 4 dakika güzel bir sessiz sabaha sizlerle paylaştım. Her zaman söylediğim gibi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Özellikle köy sabaha videolarında fazla sohbet muhabbet olmuyor. Sadece yani sohbet muhabbet oluyor ama çok değil. Daha çok sessiz, sakin bir güzel, huzur verici bir sabaha sizlerle daha çok paylaşıyorum arkadaşlar. Bu tavukları hatırlayanlar vardır, bizi uzun zamanda takip edenler. Yeni gelen aboneler, ablalarımız, kardeşlerimiz için de şöyle bir şey, yani 2 ay, 3 ay öncesine ya da 4 ay öncesine sadece bir videoya bakarsanız orada direkt ekranda görürsünüz bunların küçüklük halini, nasıl besledim. 2 tanesini maalesef ki kaybettik ama bunlar kaldı. Bunlar da artık biliyorsunuz nasıl bir büyüklüğe geldi. Artık yumurtlamaya başladılar. Horozu görüyorsunuz. Bu arada öksürüyorum arkadaşlar. Şöyle ufak bir soğuk algınlığı geçirdikten sonra, ben her zaman soğuk algınlığından sonra öksürük olur. Çok şükür ama korona filan hastalığı değil. Horozumuza bakın şöyle. Evet. Nasıl oldu? İki tavuk bir horoz. Yani diyeceğim şu ki, tavuklar benim yanımda çok kıymetli. Diğerleri gitti. Verdim arkadaşlar diğerlerini. Bunlar kaldı. Bunlar da kalacak yani. Fazla değil, az olsun, öz olsun dedim. Burada minnaklarımız var. Sultanlarımız. Bunların yerleri olacak arkadaşlar. Daha çok güzel olacak. İnşallah biraz daha zaman, o sisteme yapılma sistemine girdiğimiz zaman hepsi güzel olacak. Havalar serin, görüyorsunuz nasıl yatmış. Şu biraz hasta gibi sadece ama inşallah düzelecek. Yerleri daha güzel olacak inşallah. Senem Sultan tereyağı yapımına başlıyor. Ben özellikle söyledim zaten, dedim anne tereyağı ne zaman yaptın, ne zaman yapacaksın, uzun zamandır paylaşmıyoruz diye. Tereyağı ne yapıyor mu? Yok ben. Hazırlıyor mu? Sütleri bitirdim ki. Bugün yok mu? He? Bugün yok mu? Var. Var mı? Sütleri bitirdim sonra. Ha, ben de şaşırdım, dedi var. Thank you.
Sabah soğuktu değil mi? Bugün hava soğuk. Bugün ayaz. Ayaz olur mu anne bu ayaz? Ayaz değil de soğuk, buz gibi de hava. Bugün çok soğuk. Ağzını kapatacaksın ya, ben ondan fark ettim zaten. Ağzım yara oluyor soğuktan. Çatlıyor çatlıyor. Ayazdan, ayazdan çatlıyor. Ayaz başlamadan mı soğuk var? Bizim burada ayazlar düştüğü zaman arkadaşlar dudaklarda çatlama oluyor. Özellikle de bu öksürük bende sabahlar oluyor arkadaşlar. Sabahtan sonra mesela kahvaltı yaptıktan sonra böyle öksürük kesiliyor ta ikinci güne kadar. Bir sabahları oluyor. O da artık neden bilmiyoruz. O da bol bol çok şükür. Yani ben de o kadar limon, soğan, sarımsak yani bol bol tüketirim. Aşırı derece tüketirim. Hiç hastaneye gitmem, bol bol tüketirim. Ve bahçe düzenlemesi neyse son 1,5 ay arkadaşlar. 11. ayın sonunda inşallah bahçe düzenlemesine hep beraber başlıyoruz.
Bu kadar değil mi uzatıcı? He. Şimdi bir yarım saatte bir O neyin anne? Zebzelik. He. İçine zebze koyuyor. Şeyin yanına kirlenmiş. Bazen patates oluyor, bazen soğan oluyor. Kirli yeker. Kahvaltıdan önce, tereyağından önce temizlik var arkadaşlar. Her sabah gibi. He. Uzun uzun temizlikler var. Şöyle görüyorsunuz tozu dumana kattı zaten orada. Düşer oradan. Aynen. Böyle koysam böyle. Tutar bence ben bunu. He. Bu kenarı. Kenarı.
Sumuk atıcı. Yok, şöyle etraflarına koyayım ki. Hava soğuk ya, hemen pişmez. Biraz daha. Soğuk olmasa hemen, sıcak olsa hava hemen pişer. Ve tereyağıyla beraber sabah kahvaltısı demiştik arkadaşlar. Sabah kahvaltısı içinde annem zeytin yapıyor. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarıyor. Çekirdekleri çıkardıktan sonra hani bunu içerisine bir dereotu mu koyuyorlardı? Dereotu koyuyorlar. Maydanoz koyuyorlar. Bir tane domates koyuyorlar. Heh, onun gibi yapacaksın değil mi sen? He, salatası. Bu kendi ağaçlarımızdan değil mi? He. İkiye bölünüşü böyle, iki. Çekirdekle hiç uğraşmadan löp. Değil mi? Salatası zaten, salata yapınca çekirdek olmaz. Aynen. Zeytini hemen yemek istiyorsan çeyirden çıkar, hemen tatlılaşır 2 günde. Ama çeyirde kaldığı zaman 3-4 günde ancak tatlılaşır. Tereyağı daha sürer mi? Ha yok, sürmez fazla. Hava soğuk ya ondan. Ha. Ne kadar uzun sürerse o kadar güzel olur tereyağı. Yoğurtlar yine gitti mi? Havalar soğudu ya. Bes. Hayır. Şöyle orada sen bakırla şey gelmesin. Kediler de yüzsüz oluk. Diyor bazen yoğurtlar gitmiyor ya. Önce yazın onu. Biraz su çok içerler ya hayvanlar. Biraz su çok oldu mu? İşte evet böyle. Arkadaşlar, tereyağımız oldu. Daha önce sizlere bahsetmiştik, tereyağıyla ilgili sizlerden bayağı yorum geldi. Yine bahsettik ve yine tereyağı yaparken sonradan abone olan arkadaşlarımız vardır. Bizi takip eden arkadaşlarımız vardır. Tereyağını neden yıkamıyorsunuz gibi belki sizlerden yine yorumlar gelecektir. Biz tereyağını yıkamıyoruz arkadaşlar. Çünkü ayranı yiyecek. Evet, ayranlı biz daha çok seviyoruz. Çok yorum gelmişti. Biz yıkayalım dedik. Hani bir tanesini yıkayalım dedik. Yıkadık arkadaşlar. Şey olmadı. Hani o tadı biz alamadık. Öyle söyleyeyim sizlere. Buzlu. Annem yapmıştı. Yine eski videolarımızda vardır. Orada görebilirsiniz. Sizler için aynısını yaptık ama biz beğenmedik. Çünkü neden? Biz ayran tadına alıştığımız için biz öyle çok seviyoruz arkadaşlar. Öyle alışmışız. Bence de bizce de yani buza yaptığımız zaman o tat kalmıyor sanki, bilmiyorum artık. Belki sizler de buzlu diye alışmışsınız ama o tat kalmıyor. Bu şekilde çok güzel oluyor ve biz de aynen bu şekilde yapıyoruz. Güzel de oluyor. Hani bir iki yorum daha vardı böyle tereyağıyla ilgili ama ben hiç unuttum. Ne olmuyor dediler, ayran yok, ayran mı dediler, bir şey dediler, kalıyor, bir şey kalıyor dediler ama orayı unuttum. Kısacası şimdi bu şekilde çok güzel oluyor. Sabra olduğu zaman mesela difrizde çok kalıyor. Bir hafta 10 gün kalıyor. Ne oluyor? O ayran içinde biraz tat veriyor. Koku yapıyor. Ama biz kendimiz yediğimiz için mesela bunu şimdi difrize atıyor. Her gün bir tane çıkarıp yiyor. O zaman tadı olmaz. Ayran tadı daha güzel. Ha, sen diyorsun ki uzun zaman kaldığı uzun zaman yıkaması lazım.
He. Yani bizde eskide oldu, bitti. Ailem malcılık yapar. Eğer yani çok kalıcıysa, mesela aynen, kimi de bilir belki malcılık yapan şeyi, bunu kavuruyorlar. He. Yağı kavuruyorlar. İyice piştikten sonra içine biraz tuzdan un katıyorlar. O iyice piştikten sonra bir tenekelere koyuyorlardı kışın yemeleri için. Yani mesela yazın malları sütü kalmıyor ya. Hı. Onu sürekli yemeleri için öyle yaptığını gördüm. Yıkıyorlar o zaman. İçinde ayran kalmıyor. Piştiği zaman içinde ayran kaldığı zaman çok köpüklenir. Hmm. Onun için tamam, ben de sordum anneme daha önce. Biz diyor kışa kaldırdığımız yağlarımızı öyle yapardık. Ama yemeğe gelince daha tabii güzel. Bunun tadı daha güzel. Ya daha güzel bunun. Şimdi hemen bir tanesini zaten sofraya hemen ilave edeceğiz. Kahvaltı hazırlanıyor arkadaşlar. Ve çünkü uzun zamandır sizlerle paylaşmadık tereyağı yapımını. Geçen gün yine bir video çekiminde anneme söylemiştim. Dedim anne, dedim hani uzun zamandır bir tereyağını yapmıyoruz. Ne zaman olur falan diye. Ya dedi ki zaten tam da denk geldi. İnşallah dedi ya yarın ya da diğer gün, bugüne kısmet oldu. Yine sizlerle paylaşmak. Şöyle, çünkü çok güzel izlenmişti geçenki tereyağı yapımımız. Sizler de çok seviyorsunuz tereyağı yapımını köyde. Böyle elimizden geldiğince de köy ürünlerini de yine paylaşmaya devam edeceğiz. Hele bir tabak ver, şöyle bunu. Ya ayranı normal ayran diye şey yapılır değil mi bu? He tabii ki. Yayın ayranı işte, mükemmel işte. Su getireyim hadi. Bu çok güzel arkadaşlar, mükemmel bir şey. Bir nar eşkisi kaldı. Şimdi nar eşkisi de koyacağım. Tamam. Üzerine nar eşkisi sadece. Ha, sadece nar eşkisi koyacağım. Arkada Mustafa'nın eşyalarına baksana ne kadar çok. Sandalyeyi doldurur. Bir sepet de orada. İçeride. Şimdi bunları hepsini buraya koyacağım. Yıkasın. Bir kolye koysun, yukarı götürsün. Hmm. Kış geldi ya, artık aşağı doğru düşünmez. Yazık. Al onu. Anam. Gelsene Şeref yenge. Gel gel. Allah'a yaklaş. Gel ya. Yok oğlum, biz yedik. E olsun ya, değilsen gel bir bardak çayına. Biz geç kaldık. Tereyağından dolayı geç kaldık. Gel. Bak şey, salata çok güzel. Şekersiz eşki, içiyordun değil mi? Gel. Seversiz. Şekerli mi, şekersiz? Şekersiz. Bu şekerli, dur başka bardak. Ya da al bunu. Ve arkadaşlar, bir videomuzun daha burada sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne? Çok soğuktu. Çok soğuk mu oldu? Allah'ıma salata çok güzel oldu.